Günaydın aşkım. Günaydın Şeyda. Şeyma. Tam olarak ne sevdiğini bilmediğimden ben de farklı farklı şeyler hazırladım. Menemen, omlet, krep, simit ve peynir dal. Huzurumda hiçbir şey yoktu. Ben de o yüzden dışarıdan sipariş verdim. Ama merak etme. Bundan sonra evin alışverişlerini ben yaparım. Bu arada sabahları çay mı içersin, kahve mi içersin bilmediğim için ikisini birden hazırladım. Şöyle bir durum var, ben pek sabah insanı değilim. Sabahları genel olarak kahvaltı yapmam. Yani çok sabah böyle konuşulmasından da pek az ekmem. Çok nemrutum, sevimsizim yani sabahları. Tabii sen nereden bileceksin bunları, daha dün gece tanıştık. Benim çok acil hazırlanıp çıkmam gerekiyor ya. Tamam canım. Ben de o zaman birazcık ortalığı toplarım, köpekle takılırız. Evet. Ya da akşam içinde bir şeyler hazırlarım. Ya da akşam yemeği dışarıda mı yesek? Ha. Pelerin çok güzel bu arada. Bunları bırakmışsın, unutma. Benim uçağım var. Şehir dışına çıkacağım. Nasıl yapsak ya? Bir yandan da hazırlanalım. Çünkü senin burada kalman çok anlamsız olur. Burada olmayacağım için. Dönünce ararım ben seni. Telefon numaramı almadın ama. Almadım değil mi? Olsun, bulurum ben seni, merak etme. Görüşürüz. Ne konuştuk biz seninle? Ne konuştuk? Hırlayacaktın bunları. Böyle sempatik hareketler yapmayacaksın. Göndereceksin. Gel, gel gömelim şunları, gel. Çek bir sandalyeye. Tesla. Atla. Akşam Kaan Beyleri de söylüyorsun. Bütün hazırlıkları tamamlıyor, tamam? Hadi bakalım. Ne haber Gizem? Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Ne yaptın ya? Değişik bir şeyler yapmışsın sanki sen yüzüne böyle. Saç mı, makyaj mı? Ayrı bir güzel göründün gözüme. Yani her zamanki halim ama tabii. Ha, akşam iki grubumuz var, 40'ar kişilik. Açık salonu aldım. Üç masam boşta kalıyor ama oraları da doldurmayalım diyorum. Nasıl istersen. Oldu. O zaman ben hazırlatıyorum masaları. Var mı başka bir şey? Yok. Gidiyorum ben. Gidin. Peki. Beyler, kuru kuru oluyor mu? Çay kahve falan söyleyeyim. Hı? Ne yapıyorduk? Çalışıyorduk. Arı oluyorduk. Vız 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 tempo. Başları böyle olursa normal tabii. Tuğrul Bey. Buyurun Gizem Hanım. Siz buyurun Tuğrul Bey. Çalışmaya buyurun, değil mi? Akşam ne vardı? Burada bir organizasyon vardı. Hadi bakalım. Lakayitlik istemiyorum burada. Kolay gelsin herkese. Vay, Brotello'ma bak benim be. Yine dökülmüş, yine harikalar yaratmış. Hoş neler geldin. Neler yapmış, hoş bulduk. Gömüyorum ben bunu hemen. Göm tabii. Müthiş. Çok iyi. Ne bu? Bu avokado püreli somon. Diğeri de kremalı karides. Onu makarnaya dökmeyeceğim. Ekleyeceksen ben bunu da deniyorum hemen. Ya tabii, dene. Nasıl? Çok başarılı. Çok sevdim. Harika. Güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Böyle bir tık inceden yani, çok değil asla. Muskat mı rendelesen? He. Yakışır bence çünkü. Deneyelim. Aroma verir. Ne bileyim, faydalı falan. Hava katar. Hı?
Bir de öyle bir deneyelim. Nasıl? Hmm. Çok daha iyi. Değil mi? Çalışır. Kesinlikle çok daha iyi. Aynen. Şef sensin, asla işine karışmak gibi algılama. Nacizane bence hani güzel olur yani. Yo yo, ikisini de ekliyorum direkt menüye. Yoldayım. Ulan o bugün de harbiden değil mi ya? Ne ya dostum? Abi şey ya, bir dergiyle benim röportajım vardı, sözüm vardı yani. Ha. O işte tamamen aklımdan çıkmış. Yani aramızda kalsın, derginin sahibi hoş bir ablaydı, ben böyle kıramadım ya. Yani. En az bir 7 puanı vardı diyorsun. Var, 7.2. Küsuratı falan da var yani. Burada yaparız dedik çekimi, fotoğrafları falan filan. Uygun bence. Ha? E süper. Manşet gözümün önüne geldi bile. Ünlü işletmeci, gece hayatının kalbini elinde tutan Gözde Bekar Özgür Atasoy... ...sonunda hakkında merak edilenleri cevapladı. Aynen, her şey değil tabii. Her şey söylenmez çünkü. Ben bir üstümü değiştireyim, yağmur falan ıslandım. Tamam, tamam. Bu içecekler çok tuttu. Bunları geliştiriyoruz. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Özgür Bey'le görüşecektim. Kim diyelim? Yeşim. Bir röportajımız vardı. Peki. Özgür Bey, Yeşim Hanım geldi röportaj için. Buyurun, sizi bekliyor. Teşekkürler. Soldan buyurun. Özgür Bey. Özgür de lütfen, hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk Özgür. Ne ikram edeyim, ne içersin? Sade kahve alırım. Derler. Başlayalım mı hemen? Hazırım. Sorularını terletmezsin umarım. Birazcık zorlayabilirim. Hadi bakalım. Öncelikle bu sektöre girmeye nasıl karar verdin? Seviyorum gece hayatını. Baktım geceleri eve girmiyorum. Bari işe çevireyim dedim. İyi fikir. Ben İstanbul'da üniversite için geldim. Okurken bir yandan çalıştım, barmenlik yaptım. Sonrasında çalıştığım mekana ortak oldum. Arkası geldi. Bir yenisini açtım. Derken sektöre girmiş oldum zaten. Teşekkürler. Okurken çalıştığını söyledim. Evet, yani aileme yük olmak istemedim. Babam çok çalışkan ve üretken bir iş insanıydı. Bana tek bir şey yükledi. Sakın durma. Hayat büyük bir yarış. Durursan kaybedersin. Ben de o yüzden hiç durmam. Çalışırım, üretirim. Eğlenirken bile çalışıyorum, öyle düşün. Peki ya özel hayat? Sakın özel hayata ayıracak vaktim yok deme. İnanma. Demem tabii ki de, var. Kız arkadaşı? Özel birisi yok. Peki ya evlilik hakkındaki düşüncen? Yani annemle babamın çok mutlu bir evliliği vardı. Ben çok mutlu bir yuvada büyüdüm. Yani saygım sonsuz ama bana şimdilik uzak. Pekala, soruları ara verip biraz fotoğraf çekelim mi? Patron sensin. Nasıl yapalım, burası iyi mi? İyi, şu ortada durabilirsin. Vakit ayırdığın, sorularıma samimiyetle cevap verdiğin için teşekkür ederim. Benim için zevkti. Baskıdan önce görmek ister misin? Seni mi? Kesinlikle. Ben gidiyorum. Okey. Görüşürüz. Bay bay.
Özgür. Özgür, kapı çalıyor. Özgür. Aşkım Sütri. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Özgür'ün sevgilisiyim. Bence sen öyle zannediyorsun canım. Çık ki şuradan. Hop. Nereye? Evime. Özgür nerede? Duşta yıkanıyor. Çık şuradan. Ya ne yapıyorsun? Manyak manyak hareketler yapma. Ya, hadi canım, hadi canım. Ya bırakır mısın beni? İçeride kıyafetlerim var. Ben bırak beni. Ben kıyafetlerimi getiririm. Hadi. Bırak, hadi. Bırakır mısın beni ya? Yürü. Bekle burada. Hadi canım. Evet, hadi canım. Canım. Hadi canım. Bırak, bırakır mısın? Özgür. Özgür. Oh. Oh ne güzel. Allah. Zeksiz. Özgür. Özgür. Kapıyı aç. Al, al canım. Al bu kıyafetlerini. Hadi. Bırak beni. Hadi bakalım. Git. Hadi git. Özgür. Özgür sen ne yaptığını zannediyorsun? Özgür neredesin? Özgür. Özgür bana bunu nasıl yaparsın ya? Sakin ol. Sen. Çık çabuk. Sakin ol, ben yan dairede oturuyorum. Sakin ol. Cansu yok mu? Bakma. Yine mi sen ya? Senin burada ne işin var? Ben nasıl bir şakanın içerisindeyim ya? Asıl ben nasıl bir şakanın içerisindeyim? Kim o ya? Ne oluyor? Manyağın teki. Biz sadece bir gece birlikte olduk bununla. Kendisini sevgilim falan zannediyor bu. Yani eve geldi birden. Evde de başka kadın görünce bu delirdi. Anladın mı? Onun üzerine saldırdı falan, şimdi benim peşimde. Baştan söylesene, hemen kapıyı açayım. Ha çok komiksin. Sen geçen gün evin adresini hatırlayamıyordun be. Ben sana böyle mi davrandım? Dalga mı geçtim seninle? Evet, daha kötüsü onun yerine beni otele götürdü. Bıraksa mıydım öyle barda seni? Evet, en azından kimse benden faydalanmazdı. Faydalanmak mı? Ne münasebet ya? Asıl sen benden faydalandın ya. Mağdur olan benim ya. Öptün beni ya, öptün. Üzerime saldırdın yani. Sen hatırlamıyorsun tabii o geceyi. Neler neler, neler yaşattın bana. Hatırlatsana o zaman biraz, hatırlamıyorum. Ben o geceyi ne hatırlamak istiyorum ne de hatırlatmak istiyorum. Öyle de beter bir geceydi yani. Aman iyi be, amma vırvırlandın. Aa, yani kötü bir gün geçirmişim, kendimi biraz dağıtmışım. Ne var bunda? Biraz mı? Biraz mı? Yani sabah teşekkür etmeyi böyle apar topar kaçmandan belliydi zaten. Yazık sana ya, çok yazık yani. Bak gözünü seveyim, Allah'ın adını verdim ya. Niyeti bozdu bu kız, gebertecek bizi. Ne olur bir şey de şuna, yok de falan gönder ya. Çok rica ediyorum, ne olursun bak ilişiyorum şuraya, gönder. Bilmiyorum, bakacağız artık. Buyurun. Merhaba. Özgür burada mı? İçeride mi saklanıyor? Evet. Yani buradaydı ama kaçtı. Ben sesi duyduğumda aslında ona engel olmaya çalıştım. Çünkü bence de artık birinin ona haddini bildirmesinin zamanı gelmişti. Ay maşallah su gibisin. Bakmaya doyamıyorum. Senin gibi birine bunu yapan, yani inan bana elimde olsa onu sana seve seve veririm. Bir saniye düşünme. Şimdi tatlım, bence sana hiç kendini daha fazla yıpratma. O birkaç gün dönmez. Hatta o galiba taşınacaktı. İfşa oldu. Herkes anladı bunun ne olduğunu. O da ben taşınayım dedi. O yüzden sen onu bence unut. Yani onun gibi haysiyetsiz, üçkağıtçı, yalancı...
biri için hiç değer mi kendini üzmeye? Güzelliğine yazık. Kıymaz. Bak senin gibi kızın kıymetini bilememiş. Gel bak gel. Sokakta onun gibi binlercesi. Evet. Sen daha iyilerine layıksın bence de. Bence doğru diyorsun. Evet hadi gel gel. Kıymetini bilen birine git. Haklısın. Görüşürüz. Hadi. Cilt bakımı çok önemli bu arada, iyi yapmışsın. Hadi canım. Hadi, hadi. Ya ne bakıyorsun, hadi sene. Dergiyi basıma girdiniz mi? Hayır. Tamam, girmeyin sakın. Beni bekleyin. Tamam. Bay Mükemmelmiş. Göstereceğim ben sana Bay Mükemmel'i. Sert olmuş tabii. Yani çok ağır olmuş, çok ağır eleştirmişler ya. Kıza ne yaptıysa artık. Ha. Ne haber Ferdi? Selam. Aç hocam. Ha, ha. Ne var ne yok? Valla ne olsun, hep aynı böyle. Tabii. El Patron, ne istersin? Ne tercih edersin daha doğrusu? Böyle sert bir şeyler. Beni biliyorsun oğlum, en sertinden. Tereddüt etme yani. Tabii. Nedir abi sizde böyle bir? Manidar manidar gülüşmeler, bakışmalar, böyle haller, bir şeyler. Yok. Ne oluyor? Genel haller. Genel? Hmm. Röportajın mı çıkmış? Ha evet ya, aynen. Ya bakmasan daha iyi, aynı şeyler işte. Çok iyi değil mi ya? Ha? Böyle bir fazla övmüş değil mi? Böyle bir abartmış, böyle fazla bir gereksiz yükselmiş Bay Mükemmeller falan ha? Yükselmiş bay. Ya kıza da çok ayıp oldu biliyor musunuz ya? Ne aksiyonlar, ne aksiyonlar. Bir arayıp özür dilesem hiç fena olmaz. Umarım öyle çok kızgın değildir yani. Yok, hiç sanmıyorum kızgın olduğunu. Versene oğlum, ne saklıyorsun ya? Boş ver ya, ne yapacaksın? Aa, versene be abi ya. Bay yanlış mı? Bay yanlış ne ya? Bana mı diyor bay yanlış? İki ilişkileri tercihlerim beni ilgilendirir. Tercih derken ne demek istemiş bu tercih? Beni ilgilendirmez. Şunu bir okuyayım ya. İş hayatında son derece başarılı ve istikrarlı olan Özgür Atasoy, ne yazık ki aynı şeyi özel hayatında yakalayamadığını itiraf etti. Aşka, evliliğe inanmadığını, şimdiye kadar onun için hiçbir kadının önemli olmadığını ve olamayacağını dile getirirken bu tercihine saygı duyulmasını istedi. Fotoğraflar güzel ama. Yani sol taraftan daha bir böyle sert çıkıyorsun, erkeksi çıkıyorsun sanki. Sanki soldan mı versen acaba bütün pozlarını? Bu arada El Patron, hangisini tercih edersin, hangisini saplayayım? Ya. Haydar Haydar, bir kere de yerinde olur ya. Alıyordum ben, birden sular kesildi de böyle bir dışarı çıktım bakayım dedim, bana bana akıyor mu sende? En son akıyordu. Sana yardımcı olmak isterdim ama acelem var. Ha, dersime çalıştım, alırım diyorsun yani.
Sonucu merakla bekliyorum. Araban bu mu? Evet. Atla bakalım. Hadi bakalım. Saçın başın biraz daha alacak, haberin olsun. Aman daha olmasa şaşardım zaten. Ya bunun kemeri nerede? Bununki bir halden. Göstereyim. Hazır mısın? Hazır. Vay, 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 vay. Lan yanıyor buralar be. Yanıyor buralar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Bey'in misafiri benim misafirim. Hoş geldiniz. Haydar Haydar, tanıştırayım Ezgi Hanım. Kendisi Cansu Hanım'ın kuzeni olur. Geçici bir süre onda kalacak. Komşuyuz yani kendisiyle. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Haydar. Haydar Haydar da apartmanımızın güvenliği. Yani apartmanın sorumlusu desek daha doğru. Bakın 7/24 her türlü ihtiyaç anında bir telefon kadar yakınızdayım. Yani ekmek biter, taksi lazım olur, pusluk bozulur. Böyle sular kesilir, köpük köpük kalırsınız duşta. Konuşacak, dertleşecek birine ihtiyaç duyarsınız. O kadar olmaz. Neden ya? İnsanız hepimiz. Ya yalnızlık zor. Bir sese, bir nefese muhtaç oluyor insan bazen ya. Haydar Haydar, ver bir yanak. Biz seni tutmayalım, gidelim. Peki Özgür Bey. Ben bunu diğerlerinin yanına çekiyorum, 6 numaranın yanına. Sen de. Zararsızdır ya. Çok severim. Ya sen ne adamsın ya. Nasıl yani? Sırf seninle düğüne gelmediği için Ezgi'yi işe almadın öyle mi? Çok saçma. Ozan bak yeter, aynı soruyu sorup duruyorsun ya. Belki kafamız da aslında espora geldi, kafamı ütüledin ha, yeter yani. Peki bir şey soracağım. Seninle düğüne gelecek bir kız bulsan, Ezgi'yi işe alır mısın? Abi ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Madem senin böyle yeteneklerin vardı, baştan sergileseydin o zaman, yardımcı olsaydın, bulsaydın kızı. Başta da yardımcı olmak istedim. Ama aklıma kimse gelmedi. Yani şu anda baskı altındayım diye muhtemelen kafam daha hızlı çalışıyor. Ne dersin, arayayım mı birkaç kez? Abi arama, kimseyi arama. Ben Ezgi'den bahsettim anneme ya. Yalan üstüne yalan mı söyleyeyim kadıncağıza ya? Ezgi'yle konuşmamı ister misin? Kızın işe de ihtiyacı var. Abi çok uzatıyorsun, gerçekten uzatma ya. Çok uzatıyorsun bu mevzuları. Sen gereğinden fazla mı tepki veriyorsun acaba? Hayır abi, ne alaka? Ben de onu söylüyorum, ne alaka? Yani sen normalde bu tarz şeylere sinirlenmezsin. Aksine dalga geçersin. Ama söz konusu Ezgi olunca... Ne demeye çalışıyorsun yani? Bence Ezgi'den hoşlanıyorsun. Bu da dengeni bozdu. Ha dengeni bozdu ha. Ha, madem ben bir şeyler hissediyorum, niye kızdan kurtulmaya çalışıyorum? Niye yakınımda tutmuyorum? Deli miyim ben? Aynen. Ben de onu söylüyorum zaten. Hatta tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Sen kolay kolay kendini kadınlardan uzak tutmazsın. Yani sen eğer bir kadından uzaklaşıyorsan muhtemelen ya tip olarak 3 puanın altındadır ya da evlidir. Bunların ikisi de Ezgi'de olmadığına göre geriye tek bir cevap kalıyor. Ezgi'ye aşık olmaktan korkuyorsun abi. O zaman ben bir şey diyeceğim ha.
Allah da seni güldürsün ha. Yani sen beni güldürün ya. Allah da seni güldürsün. Tamam. Sana tek bir soru soracağım. En son ne zaman bir kadını ciddiye alıp ego yaptın? Ego mu? Ne ciddiye alacağım ha ben bir kadını? Ne? Sallamam ki, umurum olmasın. Teşekkürler. Başka sorum yok. Ozan vallahi bak sinirim bozuyorsun ha. Benimle geleceğine söz vermişti yani. Konu belki annem olunca ben hassaslaşıyorum. Olamaz mı? Belki o yansıyor. Belki de korkuyorsun. Abiciğim ben bir şeyler hissetsem nasıl bir ruh hastasıyım ki ben ona ilişki koçluğu yapayım yani sevgili bulsun diye. Ama ilk fırsatta anlaşmayı bozdun. Benimle gelseydi bozmayacaktın. Onu bilemem. Abi bir yere varamayacağız değil mi? Sen böyle ben bir şey diyeceğim, sen bir şey diyeceksin. Bir yere varamayacağız yani. Evet abi sürekli bir şey söyleyeceğim. Ondan hoşlanmadığına onu işe alırsa inanır. Ya sen gerçekten beni bu şekilde ikna edebileceğini zannediyorsun değil mi? Hı. Abi spor bir daha yapmayacağım sana. Ben gidiyorum ya. Şöyle. Tamam tamam kızma gel. Bakalım. Heh. Öyle korktuğun kadar yoktu değil hiç mi? Bile. Çok eğlenceli. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? Gel hadi. Zodyak yok. Zodyak mı yok? Yanlış ya Zodyak. Nerede? Onu... Bağlayamadın değil mi? Yok ya. Keçiler kemirmiş onu ya. Keçilere suç atma. Ya Özgür var ya bazen aklım duruyor ya bunları... Ona şüphe yok zaten. Akıl etmen lazım senin oğlum ya. Artık keçi ipi mi kemirmiş, komple zodyağı mı yemiş bilmiyorum yani. Al işte al. Kemirmiş keçi. Bak görüyor musun? Çok sevimli hayvanlar da böyle tuhaf yerlere var işte. Senin bağladığın çözülse daha kötü. Ah! Özgür kurtulduk! İnsanlar var! Dur bir saniye, ne yapıyorsun? Bir bakalım kimler bunlar, neyin nesi? Baksana adamların tiplerine. Bir emin olalım ya, bir dur, bir sakin, bir izleyelim. Tam olarak ne kadar izleyelim mesela? Hayır yani, yine son dakika dayanlarına gitmeye karar verip kaçırmayalım da adamları. Hadi bir gelir misin şöyle bir, ufaktan böyle bir gizlen bir... Tehlikeli sular ya burası, bir temkinli olmaya çalışıyorum bir saniye. Aksiyon filmini çekiyoruz ya, ne temkini? Adamlar muhtemelen kötülerini almaya geldiler. Tamam, yine de bir ben bakalım derim ya. Ya kusura bakma. Vallahi giderler sonra kalırız burada. Pardon beyefendi. Beyefendiler. Biz kaldık. Keçiler, sizin keçiler galiba. Onlar kemirdi, burada kaldık. Giderken bizi de götürebilir misiniz? Rica etsek. Özgür gel gel. Keçiler sizin değil mi? Dur. Ne yapıyorsun? Dur bak biz bir saniye dinle. Burada bir gece konakladık. Biz buraya Zodyak'la geldik. Zodyak'a bağlı. Vallahi doğru söylüyorsun. Keçilere bak hiçbir şey yapmadı keçilere. Keçilere hiçbir şey yapmadı. Keçi kemirmiş. Kefilim ben. Abi bir saniye biz. Kadınların çantası falan hiç demeyeyim ben o zaman. Ay. Çok yaşa. Oh. İnşallah canım ya. Hazırız artık. Hadi. Baba, bu kaç mermi ya? Kafasına! Terbiyesizler! Ne oldu? Özgür! Ha? Ne oldu? Özgür! Ama canım hiç yardımcı olmuyorsun ama sen de ya. Kusura bakma. Vallahi kaldı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Merdiven silahı daha ne istiyorsun? Niye vuruyorsun ya? Ne yapıyorsun yani?
biraz ya. İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? Kurtarın bizi! İmdat! Ezgi, kulaklarım kanadı artık ama ya. Yeter ya, bu çığırtkanlık nedir? Bir bağırmayı kes artık lütfen ya. Şunu bir anla artık, bir Allah'ın kulu yok bizi kurtarabilecek. Lütfen ya, lütfen. Tamam, of. Peki. Sustum diyelim mesela yani. Daha iyi bir önerim var mı? Ne yapayım istersin? Hı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorsun yani, değil mi? Doğru anladım. Yani gerçekten bir planın yok. Yok. Nasıl yok? Evet ya, çok haklısın. Benim nasıl bir planım olmaz ki yani? Hakikaten ya, teknenin anahtarlarının denize atılacağını, sonra teknenin sigortalarını atacağını, sonra zodyan bozulacağını, ıssız bir adaya düşeceğimizi, rehin alınacağımızı. Ben bunları nasıl düşünemedim ki yani? Nasıl bunları düşünüp bir plan hazırlamadım ki yani? Benim nasıl bir planım olamaz ki yani? Gerçekten. Çok haklısın. Ben niye düşünemediğini biliyorum. Çünkü beyninde hep bunları tutuyorsun. Bunlar yer kaplıyor. Sen de kurtuluş planımızı düşünemiyorsun. Ezgi, bir müsaade edersen içinden bir 120 say. Lütfen bir iki dakika düşüneyim ya. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? O zaman ne yapalım? Hemen valizleri toplayıp çıkalım. Hemen kaçalım mı diyorsun? Yani fazlasıyla gerilmedik mi? Evet, ama iyi idare ettik bence. Bence de. İyi ekip olduk. Ritüel oldu artık bence. Ezgi, iyi misin? Thank you.
Hazır mısın? Evet. Annenin yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum vedalaşırken. Kadıncağız kesin manyak olduğumu düşünüyor. Keşke o kadar abartmasaydık. Hele o çocuk meselesi. Kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğradı. Evet de işte sen annemi hiç tanımıyorsun ancak bu dozda bir şey ona geri adım attırabilirdi. O yüzden hani olması gerekiyordu. İnşallah doğru yaptık. Cemal abi ağır değil mi? Değil değil. Teşekkür ederiz. Ne demek? Cemal abim çok iyi bak kendine. Sağ ol, sağ ol. Annem biz gidiyoruz. Aha, o güle güle git. Dikkat et. Tamam annem. Konuşuruz telefonda. Tamam tamam merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle git. Güle güle. Dikkat et. Tamam ki takacağım kemeri falan. Tamam şey yap. Artık sevgilim olmaktan kurtuldunuz Ezgi Hanım. Siz de öyle Özgür Bey. İşte ya tut çeneni. Hayır niye konuşuyorsun ki? Sen neyin kafasını yaşıyorsun ki? Kendime diyorum ben. Vallahi Rotellon ben artık ne oldu demeye korkuyorum. Kendi kendine yoluşmaya başladın. Biberlerle kavga falan ediyorsun sen. İyice aklını yitirdin yani. İyi geçmedi mi yolculuk? Geçmedi abi. Geçmedi hatta berbat geçti abi. Her şeyi mahvettim abi. Evet. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey oldu. Yolculuk boyunca ısrarlı bir şekilde ne demek istedin falan diye sana sordu. Sen de artık kendini ele verdin bir noktadan sonra. Hani bana karşı böyle şeyler hissediyorsun o yüzden bana böyle davranıyorsun gibisinden bir cevap verdin. Evet abi. Tam olarak aynen bu şekilde söyledim. Ama beni sıkıştırdı abi. Ne diyebilirdim ki? Ne diyebilirdim yani? Çok basit aslında yani cevabı. Bugüne kadar yaşadığın olumsuz tecrübelerden dolayı erkeklere pek güvenmiyorsun. Anlıyorum. Yani bu şekilde davranarak da bir savunma mekanizması geliştirmişsin gibi. Ilıman bu şekilde böyle agresif değil, ılıman bir cevapla hani. Öyle mi demeliydim? Evet. Hem bu şekilde yani seni anlıyorum demiş olacaktın. Yani empati kurduğunu göstermiş olacaktın. Hani ben de derin bir erkeğim mesajını vermiş olacaktın ki ufak ufak artık bunları işlemek lazım bu mesajları. Anlatabiliyor muyum? Nasıl ki sen şu anda hani bıçağı bıraktın o da ufak ufak ardını indirmiş olacaktı. İyi de abi söylemiyorsun ki bunları bana ya. Sen biliyorsun abi aşk konularında benim IQ'm düşüyor. Benim basmıyor oralara kafam. Canım kardeşim söyleyecektim de sen durmuyorsun ki. Ben kızla görüşme diyorum sana. Sen gidiyorsun arabanı kullandırıyorsun ya. Senin de bir kulağından giriyor diğer kulağından çıkıyor. Tuzağa düşürdü beni. Bir şey diyeceğim ya. Ne dedi peki sen öyle deyince? Ben senden hoşlandığım için sana böyle davranmıyorum. Sana uyuz olduğum için böyle davranıyorum dedi. Ne diyecek? Oo, ablamız çok sert çıktı. Onu böyle bir marine etmek lazım güzelce.
Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim abi işte. Direkt geri vites yaptım. Özür dilerim. İşte sen beni yanlış anladın. Bunu hiç konuşulmamış varsaysak falan diye saçmaladım. Ne diyeceğim? Tebrik ederim kardeşim. Yani söylememen gereken ne varsa ne hepsini böyle bir çırpıda söyleyivermişsin yani. Bir kadın 10 saniyede nasıl kaybedersin? Başrollerde işte. Ya, Ozan ya, linçer. Ya dalga geçme. Vallahi bak her şeyi zaten her şeyi mahvettim. Vallahi patlıcana kafa atacağım şimdi. Ozan ya. Sakin. Önce o patlıcanı profesyonelliğine yakışır bir şekilde yere koy. Yavaşça. Yavaşça. Derin nefes al abi. Uyduruktan alma abi. Derin. Derin bir şekilde. Aldım abi. Sana yardım edeceğim. Vallahi. Nasıl yani? Hala ümit var mıdır? Var abi, kesinlikle var. Yani sözünden çıkmazsan, her şeyi batırmazsan var. Yani öncelikle kötü alışkanlıkları bırakman lazım. Nedir onlar? Deniz'le ilgilenmeyi bırakacaksın. Bu çok net burası. Ne oldu? Alo, Ozan Dinçer ben. Bir çiçek siparişi verdim de onu iptal edebilir miyiz? Derhal ama lütfen. Teşekkürler, sağ ol. Çiçek. Reddedildiğin için ha? Hmm, ne yapayım? Abi şu andan itibaren senin replikleri ben yazıyorum. Sen hiçbir şey konuşmuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tamam mı? Bana bırakıyorsun her şeyi, ben de. Evet ya, yok benden olmayacak abi. Sen diyeyim, %100 sen diyeyim abi, okey. Tamam, bitti. Müsait misiniz? Müsaitiz, biz çok müsaitiz. Ezgi'ye mutfağı da göstermek istedim. Ozan şefimizle tanışıyorsun zaten Ezgi'cim. Hoş geldin Ezgi. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ya. Bugünkü dersimiz marine. Ben sana biraz işleyişten bahsedeyim o zaman. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. İşleyiş önemli. Hı hı. Şimdi biz müşterilerimiz dışında gruplarımızla ağırlıyoruz. Organizasyonlarda yapıyoruz. Çünkü sana bunları da anlatacağım. Yani çok kalabalık olduğumuz zamanlarda... Sen de gözlerini Ezgi'den alamıyorsun bak. Ney? Ezgi'den diyorum. Gözlerini alamıyorsun. Göz? Gözlem o. Göz var işin içinde ama gözlem. Hani yani şu ilk günü ya, ilk iş günü. Bakıyorum adapte olamıyor mu, olamıyor mu? Ha, desene. Ondan o zaman. Tamam. İşimizin başındayız abi. Bu. Tabii tabii. Hemen dönüyorum. Günaydın canım. Akşam yemek yiyoruz değil mi? Seni de mi uyku tutmadı? Evet. Ay bu gece çok güzel. Eşlik edeyim sana. Gerçekten de çok güzel. İnanılmaz değil mi? Ben Ay'dan bahsetmedim ama senin güzelliğinden bahsettim. Çok güzelsin. Neden gözlerini kaçırıyorsun benden? Etkilenmiyor musun benden, bana baktığında benim gibi? Özgür, ben... Sakın etkilenmiyorum deme. Özgür. Neden kaçıyorsun benden ya? Çünkü... Hayatım.
Sevgilim. Bir uyandım, yatakta yoksun. Uyku tutmadı. Ben de hava almaya çıktım. Biraz lafladık yan komşumla. Güzel. Hadi içeri girelim. Hadi. Komşu ha? Yok ki. Tabii. Abi yani rüya bile olsa yani olacak iş değil. Anlatabiliyor muyum yani? Benim bu yaşıma kadar hiç görmediğim rüyalar bunlar ya. Olacak şey mi? Üstadım sen söyle biraz da yani. Haksız mıyım? Ne diyorsun abi bu duruma? Hı? Sana da. Uyuya mı kaldın sen? Keşke uyandırsaydım. Yo, uyanalı çok oldu. Ben takılıyordum öyle. Sabah işe birlikte gideriz diye konuşmuştuk. Öyle mi? Da yani çok önemli değil. Aa evet. Doğru hatırladım onu ya şimdi. Tamam neyse ben gideyim o zaman. Tamam. Görüşürüz. Şu an olması gereken oldu. Aynen artık mantık devrede. Evet. Alışır zaman mı? Dile bak. Dile bak. Şurada bak. Özgür bana gerçekten aşık olabilir mi? Aa. Kıskanmış mıdır acaba beni? Birazcık ağzını arasam. Gelmiştir inşallah eve. Teşekkür ederim. Manzarana bayılıyorum. Sen bugün biraz gergin misin? Yo, iyiyim. Yoksa hala manşet yüzünden mi bu mesafeli halin? Ben sana telafi edeceğimi söylemiştim. Yoksa hala affetmedin mi beni? Affedecek bir şey yok, hallettik. Affettin yani. Kutlayalım o zaman. Hazır mısın? Aşkım dansına hazırım.
Tango aslında aşkın değil de daha çok acının dansı diyebiliriz. Acı mı? Yok artık. Bildiğin aşk ya. Yani ben hiç acı kısmını bilmiyordum. Tango hakkında bildiğin herhangi bir şey var mı özellikle? Dans işte. Tam tahmin ettiğim gibi. Tango, Latince, dokunmak anlamına gelen tangere kelimesinden türemiştir. Şimdi ağırlık aktarımı yapacağız. Hisset, benimle beraber dönebilirsin mesela. Evet. Evet. 1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok Avrupalı göçmen büyük umutlarla Güney Amerika'ya göç eder. Ama umduklarını bulamazlar. Bütün bu hayal kırıklıklarıyla kültürlerini harmanlayarak tango dansını ve müziğini oluştururlar. Evet. Ayağını biraz kaldır şimdi. Uyumun en güzel resmini çizen bu dans, yersiz yursuz bir kadını, umutsuz bir aşkı, dışlanmayı, acı çekmeyi, hasreti, tutkuyla karışık kızgınlığı yansıtır. Tango stilleri adeta evliliğin aşamaları gibidir. Amerikan tangosu ise aşkın ilk başladığı, her iki tarafında çok romantik olduğu, herkesin birbirine en iyi taraflarını gösterdiği bir aşamadır. Arjantin tangosu ise tutku, öfke, mizah gibi duyguların tavan yaptığı zamandır. Uluslararası tango aslında evliliğin sonu gibidir. Evlilik bitmiş olsa bile çocuklar için birlikte kalalım çabasıdır. Buram buram maçoluk kokan bu dansta erkek devamlı olarak ısrar eder. Kadınsa bunun karşılığında sürekli direnir. Böyle tamamen bir direnme gibi değil, daha çok tırnak içerisinde bir direnme. Aslında erkekle kadının birbiriyle olan savaşıdır. Adeta avcıyla avını, tutkuyla yaptıkları baştan çıkarıcı bir tiyatro oyunu gibidir. Evet, bu akşamki dersimiz de bitti. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Yani kaç gündür uğraşıyorsun benimle. Ama itiraf edeceğim. Gerçekten çok anlamlı bir dansmış. Çok keyif aldım. Umarım yarın akşam yüzünü kara çıkarma. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok. Yalan söyleme, düştü. Yok. Ya kötü dans ediyorsam yarın rezil olurum. Ne? Ya, yani. Nasıl ama yani? Bence gayet iyi ediyordum. Öyle hissettim seninle dans ederken. Hayatım işte ben o kadar iyiyim ki. Şu an hep toparladım ben dansı ama yani doktor. Zannetmiyorum yani benim kadar iyi olsun. Dans etsin. Haklısın. Benim hiç risk almamam lazım. Yani rezil olmayı göze alamam. Ben bir bahane bulup yarın dans etmeyeyim. Patron olarak destek olurum sana, merak etme. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni de boşuna yordum kaç gündür. İyi oldu, pratik oldu bana. Güzel oldu. Neyse, ben gideyim o zaman. Geç oldu. İyi geceler. İyi geceler. Özgür'le ayrılıp ayrılmadığımı soracak. Ne diyeceğim ki? Yok ya. Artık bu konunun uzamaması lazım. Günaydın. Günaydın. Ben de sana geliyordum. Konuşmak istediğim bir konu var. Konuşalım ama ben işe geçiyorum. İstersen benle birlikte gel. Birlikte gidelim yani. Orada konuşuruz. Tamam. Annem
baskı arttırdı. Yani ayrılmam için ısrar ediyor. Vallahi ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım artık. Benimki de ya, vallahi sorma. Gerçekten mi? Yani hatta o kadar hevesliler ki yeni birini bulmuşlar onu benimle tanıştırmaya. Sorma yani, bir görsen. O derece yani. O derece. Ya şu an desek ki ayrıldık, gelirler burada kamp kurarlar yani kızı da alıp. Hatta bu sefer beni evlendirmeden de bırakmazlar yani. Bence o zaman biz sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Çok iyi olur ya, biliyor musun? Ya sana da bir yandan kıyamıyorum yani, zorluğunda da bırakmak istemiyorum. Yok yok. Yani hiç önemi yok. Sonuçta bana o kadar iyiliğin dokundu. Benim de sana bir iyiliğim dokunsun. Dur, o zaman sürdürelim biz vallahi. Ezgi. Soner. Ne işin var burada? Biraz konuşabilir miyiz? Niye? Ben seni görmek ve senden özür dilemek için geldim. Neden Soner? Yani bunun için çok geç kalmadın mı? Evet, kalmışım. Az önce içeride gördük zaten. Maşallah hiç boş durmamışsın. Ne diyorsun sen ya? Seni ne ilgilendiriyor ayrıca? Ne demek ya, seni ne ilgilendiriyor? Soner, doğru düzgün konuş. Ya git buradan hadi. Daha konuşmam bitmedi. Ne diyorsun sen ya? Soner, bırakır mısın kolumu? Gel. Soner bak, saçmalıyorsun, bırakır mısın? Lütfen gelir misin? Konuşacağım. Soner diyorum, bırak. Böyle bitemez. Soner, bitti. Ezgi, gelir misin? Soner. Gel şuraya. Gel lütfen, gelir ya, misin? Soner. İyi misin? İyiyim. Gidelim buradan. Anahtarı verin benim arabanın. Buyurun Özgür Bey. Buyurun arkadaşlar. Tabii Özgür Bey. Dokunma, iyiyim. Gel sana bir söyleyeyim. Bir su, bir şey içer misin kardeşim? Yok, sağ olasın. Bırak, tamam. Tamam, hadi kardeşim. Hadi kardeşim, hadi.
tek sana nazım. Kabul et. İyi fikirdi. Aferin de bana. İyi fikir be. Desene. Aferin de. İyi fikir değil mi? Çok iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.